Evet arkadaşlar, şimdi şu çizimleri yapalım. Tabii yine gördüğünüz gibi ölçüler çok küçük. Biz bunu 100 olarak, şurayı 50 olarak alalım. Sonra küçültmek istediğinizde skala komutuyla bunu küçültebilirsiniz. Mesela 100 aldığımız yeri skala komutuyla küçülttüğünüzde 1 milimetre olması için 0,01 ile çarpmanız gerekiyor. Ya da 1 bölü 100 yazabilirsiniz skalada. Şimdi biz ölçü olarak 200 boy olsun, 120 yükseklik, 150 de derinliği varmış. Bir box çizelim. Et 150 virgül 200 virgül 120. Parçamız bu. Şimdi burada 50 kalınlık var her iki tarafta da. Bizim bir box daha çizmemiz lazım. 50 kalınlığı bulmak için. Et 150 x yönünde, 150 y yönünde, 70 de z yönünde. Aldığımızda bu köşeden bu köşeye bunu taşıyabiliriz. Şimdi taşıma yaptıktan sonra diğer boxları çizelim. Diğer box'lar için hemen şuradan bakalım. 50 şu yönde, 50 diğer yönde. Yükseklik olarak da 20 almamız gerekiyor. Et 50 virgül 50 virgül 20. Bu parçamızı taşıyoruz. Arka köşeden tuttum. Geldim bu arka köşeye bıraktım. Şimdi bir parçamız daha var burada. O parçamıza da 100 50 50 ölçülerimiz. Evet, 150 50. Bu parçamızı da alt köşeden tuttuk, geldik alt köşeye bıraktık. Parçalarımız bunlar. Şimdi subtract komutuna geliyorum. Ana parçamız kalacak. Enter. Bu üç parçamız gidecek. Enter. Evet, parçamız katı modelde bu şekilde gözükecek. Tabi biraz büyük oldu. Ben bunu gerçek ölçüsüne göstereyim şu anda. Seçiyorum. Şu noktadan sabit tutalım. 0,01 enter dediğimde, evet, orada gördüğünüz parçanın gerçek ölçüsü budur arkadaşlar. Milimetrik ölçüde gerçek çizilmiş ölçüsü. Şimdi gelelim hemen yanındaki parçayı çizmeye. Burada 3 tane box'la bu işi rahat bir şekilde yapabiliriz. 50, 55 ve 35. Tabii 10 diyelim önce yüksekliğine. 50, 55 ve 10. Box'a geliyorum. 50, 55, 10. Evet, 500 yaptık. Elli, 55, 10 parçamızı çizdikten sonra buraya geldim. Şimdi burada 25'lik bir ölçü vermiş. 25 de burasıdır. 25, 25, 25. Bir tane ne çizeceğiz? Küp çizeceğiz. Bu noktadan başladım. Küp diyorum buradan. 25 ölçüsünde 25 enter. Kübümüzü çizdik. Bunu yerine taşıyalım. Şimdi kübü tuttuğumuzda şu noktadan tutarsanız ön nokta mı arka nokta mı belli olmaz. Biz bu noktadan tutalım taşımaya. Midpoint'e bırakacağız. Geldik diğer parçaya. Şimdi diğer parça 5 içerideymiş. Dolayısıyla burası 20'dir. 20 x yönünde, bu yönde 30, yüksekliği de 10, 10, 15, evet yüksekliği de 5. 20, 30, 5 diyeceğiz. Evet, 20, 35 ölçüsünde parçamızı çizdik. Bunu da sağ alt köşeden tuttum, bu noktaya bıraktım ve
Union birleştirme komutu. Hepsini birleştirdim. Tek parça yaptım. Evet, bir miktar daha zor bir çizim. Şimdi bu çizime bakalım arkadaşlar. Burada 14 kalınlık vermiş. Önce bunu bir görelim. 49 şuradaki ölçümüz var. 26'da yarıçapımız var. Left'ten çizsek olur. Left'e geliyorum. ...49, 26 daha 75. Sağa doğru ölçümü çizdim. Şimdi aşağı yönde ne kadar çizeceğim? Bir ona bakıyorum tekrar. Aşağı yönde 75'lik bir ölçümüz daha var. 75 aşağı doğru çizeceğim. Burada 61'lik bir ölçü sola doğru geldikten sonra... Bir de 14 kalınlık var arkadaşlar. Onu çizeceğim. 75, 61, 14. Sonra yukarıya çıkacağız. Left'ten çiziyorduk. 75. 61, 14 daha. O da 75. Birleştirdim. Parçamız bu şekilde. Şimdi arada şuradan çıkartacağımız bir parça var. Onu bir çizelim. Kenarını pah kıracağız. Kenarının pahı 26 idi. Fillet re enter 26 enter dedim. Önce şu kenar pahını bir kıralım. Şimdi aradaki boşluk ne kadarmış? Şu parçanın ölçüsü ne kadarmış? Bir ona bakalım. 20 almışız. 21 arada parçamızın genişliği var. Yüksekliği de 28. Buradaki yükseklik. Yani 21'e 28'lik bir dikdörtgen. Rectangle. 21,28'lik bir dikdörtgen. Bunu da taşıyorum. Sağ köşeden 20 içeriye bırakacağım. 20 içeri bıraktıktan sonra bunu trimleyeceğim. Trimlemede iki kere bastım çünkü hem şuradaki çizgi hem de bu rectangle'ın çizgisi var. İki tane çizgi var üst üste. O yüzden iki kere trimleme yaptım. Şimdi region komutuyla bunu bir tek parça yapalım. Top izometrik diyelim. Buna extrude vereceğiz. Önce parçamızı bir taşıyalım. Şuraya bırakalım. Şimdi bunun extrude'u 14'müş arkadaşlar. ...14 extrude'umuzu verdik. Şimdi burada bir tane box var. O box'ı çizeceğim. Box'ımız... ...56, şurası 19, 75 yaptı, 14'te kalınlığımız var, 75, 85, 89. X yönünde 89 olacak box'ımız. Y yönünde 14. Kalınlığımız vardı. Yüksekliğimiz de zaten 75'ti. Parçamız bu. Şimdi bu parçayı aldım. Üst noktadan geldim. Şu üst noktaya köşeye bıraktım. Biraz ayıralım. Şimdi bunun içinde şuradan bir yay var. Bir silindir çizeceğim. Bakın burada R görüyorsunuz 56. Şuradan da belli oluyor zaten. Şimdi oraya bir 56'lık silindir çizmem lazım. 56 yarıçapında ve 14 yüksekliğindeki silindiri 3D rotate'le kırmızı eksende 90 derece döndürdüm. Ve bu silindiri taşıyorum. Silindirin merkezinden, öndeki merkezden köşe noktaya bıraktım.
Diyorum ki subtract'ta bu iki parça kalsın. Enter. Bu parçamız gitsin. Şimdi şuradaki L parçayı bitirdik. Şimdi tab görünüşe gelelim. Şu parçayı çizelim. Bunun için 2D'ye geliyorum. Tab görünüşten. Evet, parçamız burada. Şimdi ölçü olarak şuradaki ölçümüz kaçtı? 89'du. Hemen gelelim buradan sağa doğru. 89 aldım. Burada eğimli bir parçamız var. Buradan itibaren eğime başlayacak. Ama ben ondan öncesinde şu sol taraftaki düz çizgimi bir çizeyim. 52 çiziyorum. Şurada da 22 yarıçap varmış. Line'a geldim. 52 sağa doğru 22'lik bir çizgi. Daire komutuna geliyorum. Buradan 22 yarıçapımı verdim. Bu çizgiyi temizledim. Line'a geliyorum. Buradan line'a başlayacağım. Tanjantla bitireceğim. Bakın bu gördüğünüz gibi tanjantta teğet noktada bitiyor. İki boyutlu objesine bakıyorum tanjantıma. Geldim teğet noktada bıraktım. Bunun iç kısmını trimliyorum. İçinde bir daire daha var. Onda da çap 22'yi kullanmışlar burada. Burada R22 yazıyor. R22'yi buraya çizdik. Şimdi çap 22 yani 11 yarıçapında. 11 yarıçap yükseklik olarak ölçü ne vermişler? Hemen bakıyorum ama zannedersem bir ölçü yok. Şurada bir 19'luk ölçü var fakat burada da bir pay var. Tahmin ediyorum burada kullanılan 14'lük kalınlıklar burada da mevcut. O zaman ben bunun silindirle yaptığım için 14 yüksekliğini de burada vereceğim. Şimdi silindiri buraya çizdim. Burada da diğer parçamız var. Bunu bir region'la tek parça yapalım. Enter. Şimdi izometrik görünüşe geçelim. Extrude'umuz 14 almıştık. Silindirimizi alıyoruz. Taşı diyelim üst merkezden geldik. Burada üst merkeze bıraktık. Sonrasında bunları tekrar taşıyorum. Bu noktadan şu üst noktaya bıraktım. Ve subtract yapıyorum. Bu iki parçamız kalacak, silindirimiz gidecek. Evet, bizim parçamızın görüntüsü bu şekilde.